Allah Teala seninle beraber olunca bütün dünya karşıda olsa ne hükmü var? Hmm. Bir asa ile denizi yaran, firavuna o denizi mezar yapan Allah Azze ve Celle bir sivrisinekle firavunu deviren elbette Esed'i devirmeye kadirdir. Yani dönülecek. Hmm. Ama Musa Aleyhisselam Mücadeleye dedi, dönülecek. Mücadeleye. Hicrette bir vazife ifa edilirse, muhacir olduğun yeri ihya etmek için Hz. Musa gibi bir gayretin, bir samiyetin var öyle bir imanın böyle bir ibadet şuurum var yani Suriyeli kardeşlerim buraya geldiler geldikleri andaki şuurlarını koruyacaklar dava anlayışlarını koruyacaklar ya sen dinin için yurdunu yerini terk ettin anneni, babanı, doğduğun, teneffüs ettiğin o iklimi, sahabe, muhacir Medine'ye geldiler. Her gece ağlıyordu Ayşe annemiz. bilal Habeşi, <laughs> Mekke-i Mükerreme'yi özlüyorlar. Bunlar da yeri yurdunu özlemez mi? Yani. Ama muhacire Allah Azze ve Celle 8 yıl sonra fetih kaplarını açtı. İnna fetahna leke fetham mubina. Bir fetih olacak. Bu fetihle Esedler devrilecek. Bu fetihle İslam dünyasındaki küresel güçlerin jandarmaları devrilecek. Ama o muhacir ensar ruhunu ümmet kazandığı zaman evet. o kaynaşmayı ve ellefe beyne kulubihim Allah Azze ve Celle Medine'de ensarla muhaciri nasıl kardeş yapmış sonra onlar fetih ordusuyla yürümüşlerdi. Bunlar olacak. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Şam'ı kurtaracak ordu İstanbul'dan gidecek. Şam kalbi Kudüs. Hmm. Kudüs'ü kurtaracak ordu Allah'ın izniyle İstanbul'dan gidecek. Burada konuşmuştuk. Evet. Şam İstanbul'dan ayrılmaz. Bu nikah boşama kabul etmez. Peygamber aleyhisselam Şam'la İstanbul'un nikahını kıymıştır. Allah'ın izniyle bu birliktelik yeniden tesis edildiğinde o düğüm Vatikan'da çözülecek inşallah. Orası da İslam'ın olacak. Yani Musa aleyhisselam nasıl döndüyse Hangi ruhla? Suriyeli kardeşim dönecek. Ben de döneceğim onunla. Neden? Çünkü Şam İstanbul, İstanbul'da Şam'dır Allah'ın izniyle. Sezai Karakoç'a neden hacca gitmiyorsun dediler. Ne dedi? Ben benim şehrime, Kudüs'e, Mekke'ye pasaportla gitmem. yıl önce bizim değil miydi? Yani. Yani sen, sen Konya'ya böyle... pasaportla gitmeyi kabul eder misin? Allah Teala bize böyle bir gün yaşatmasın. Ama 100 yıl önce Mekke, evet. Medine aynı değil miydi? Kudüs. Şimdi pasaportla gidiyoruz. Yani, eskiden iç atlardı. Ya iç atlar. Şimdi dış atlar evet. oldu. Olsaydı uçaklar öyle olurdu. Ya öyle olacaktı. Eyvallah. Ee, hocam tabi Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın unutma Allah seninle Evet. Firavun'un gücünün ilk Yani anlattıklarınızdan birçok çıkarsama birçok feyiz geliyor. Allah razı olsun. Çok önemli tespitlerde bulunur. Şimdi alem İslam'da büyük bir oyun var. Hı. Eğer Bağdat, Şam, Halep boşaltılırsa ümmetin dördüncü uyanışı yüzü sonra tehir edilir. Onun için Şam, Bağdat, buralara bu kardeşlerimiz sünnet ve cemaat akidesine sahip olanlar dönmeli. Kim buraya geldi? Esed'in meşhebinden olmayanlar geldi. Zaten hocam onlar orada kalıp mevcut düzenin mevsubu... hedefi olanlar Tabii yani. Mevcut düzenin mensubu ve devamcısı olsalardı zaten saraylarda yaşayacaklardı herhangi bir sıkıntı yok şimdi Şam sokaklarında Ömer'e söylüyorlar evet. radıyallahu anh Ebu Bekir'e söylüyorlar Ayşe anamıza söylüyorlar evet. yani kimler buraya geldi kardeşlerimiz anlasınlar diye söylüyorum evet. Bağdatlı neden burada Konya'da bir alim var Bağdat'tan geldi 5 tane oğlunun boğazını kestiler var öyle evet çok Hıcağımda. peki dördüncü Murat Bağdat'a sefer yapıyor Bağdat alıyoruz. Kast-ı Şirin anlaşması imzalanıyor. Dönmüyor. Ta ne zaman dönecek? Ebu Hanife'nin kabri Hay Hayzuranda. Hmm. Oraya alınana kadar dönmüyor 4. Murat. Alınıyor orası, gidiyor kabre, diyor ki ee, Ebu Hanife Hazretlerine burası şu kadar zamandır işgal altındaydı. Şimdi Allah Teala nasip etti. Anlaşma, İran'la bir anlaşma yapıyoruz. Bağdat'ı alıyoruz. Anlaşmanın mühim maddeleri neler? Bundan sonra camilerde Ebu Bekir'e sövülmeyecek. Ömer'e sövülmeyecek. Caminin kapısına Aişe Finnar, Aişe ateştedir. Ya peygamberin eşi ya. Allah Teala Nur suresinde onunla alakalı kaç tane ayet indirmiş. Böyle bir kadına dil uzatılır mı? Annemiz ya. En nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim ve Şimdi Amerika İran'ın düşmanı ama orada Ebu Bekir'in yanında duranı öldürüyor, katlediyor. Yani Amerika İran'ın düşmanı olabilir mi? Şimdi o zaman Bağdatlı dönecek Bağdat'a. Bu oyun böyle Irak'a dönecek, dönmeli. Eğer dönmezse Bağdat'la İstanbul'un kardeşliğini tesis edemeyiz. Edemezsek ayağa kalkamayız. Fakat Bağdatlı'yı Konyalı'ya, Konyalı'yı Bağdatlı'ya düşman etmek için istihbarat elemanları onlarla beraber geldiler. E, devletin ilgili birimleri var, onları yakalayacak. Ama milletim... Provokasyona gelmeyecek. Şimdi bu kardeşleri mutlaka dönecekler. Fakat burada eğer onlara düşmanlık olursa yarın döndükleri zaman omuz omuza Kudüs'e yürüyebilir miyiz onlarla? Burada yapılan o düşmanlıkları hatırlarlarsa, provokasyonlar da onlar tahrik ederse provokatörler o zaman Kudüs yolumuzu ka kapatırlar. Allah muhafaza buyursun. Zaten... E Navigasyonun yönü Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü olmasın diye bu cepheleri açmadılar mı evet. hocam? Afgan cephesi boşuna mı, Balkan'la Bosna cephesi boşuna mı açıldı, Çeçenistan cephesi? Yani Anadolu kendine gelip fırsat bulduğunda ilk fırsatta Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla bu topraklarda yaşayan bütün etnik kimlikler mezhebi farklılıklarına rağmen Kudüs'e dönecek çünkü. Bu kaçınılmaz bir gerçek.